Erdoğan'ın ne kadar korktuğunu gösteriyor seçimden bu Diyarbakır operasyonu. Kendine güveni olsa seçimlerden, seçim sandığından ve milletin oylarından bu kadar korkmasa bu operasyon için düğmeye basmaz. Bu operasyonda dikkat edin, gazeteciler gözaltına alınıyor, avukatlar gözaltına alınıyor ve siyasetçiler gözaltına alınıyor. Özellikle gözaltına alınanlar bunlar. Gazetecilerin gerçeği yazmasını istemiyor. Gazeteciler gidiyor alana yayılıyorlar, tabandaki insanlarla sohbet ediyorlar ve orada Erdoğan'ın ne kadar eridiğini görüyorlar, yazıyorlar, yazmak istiyorlar. Erdoğan'daki gerçek korkusu yüzünden düğmeye basıyor, gazetecileri içeri aldırıyor. O bitiyor, avukatları içeri alıyor. Neden? Çünkü avukatlar da o sandığın güvenliğinin sağlanmasında, oy güvenliğinin ve sandık güvenliğinin sağlanmasında en önemli güç. Ama ona da yani sağlam bir sandık oy güvenliği olmasını da istemiyor. Çünkü o sandıkta istediği gibi sandıkla oynayabilip seçim sonuçlarını değiştirebilirim mi düşündüğü için avukatları da yok etmek istiyor. Öbür tarafta politikacıları, siyasetçileri gözaltına alınıyor. O siyasetçiler de ne kadar zamandır Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta götürmek için, Erdoğan'ı iktidardan indirmek için seçim yoluyla, oylar halkın oylarıyla indirmek için çalışıyorlar. Ve 14 Mayıs'ta bir tarih yazmak için uğraşıyorlar. Ve Kürtlere bugüne kadar yapılan zulmü, baskıyı sona erdirmek ve yeni bir döneme dönem açmak için çalışıyorlar. Erdoğan bunlardan korkuyor anlaşılan ve seçime 5 kala düğmeye basıp böylesine bir antidemokratik, hukuk dışı, adalete aykırı bir operasyon başlatıyor. Vallahi şunu söyleyeyim şimdi bu ben demokrasiden yanayım diyen bir siyasetçi, ben adaletten, hukukun üstünlüğünden yanayım diyen bir siyasetçi ve ben Erdoğan'ı göndermek istiyorum diyen bir siyasetçinin bu operasyona tepki vermesi lazım. Bu operasyonu mahkum etmesi lazım. Başka türlüsü düşünülemez.